Değerli dostlar merhaba. Bu kez neredeyiz? YouTube kanalımızdan İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy'den. Merhabalar. Hepinize saygı sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Nazarköy'deyiz. Değerli dostlar, dünyada Nazar boncuğunun üretildiği tek yer İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı olan Nazarköy'üdür. Nazarköy eski ismi Kurudere iken zamanla nazar boncuğu üretimi nedeniyle turistik bir yer haline geldi ve bu nedenle ismini Nazarköy olarak değiştirdiler. Burada yaklaşık 60 yıldır insanlar geçimlerini kiraz ve nazar boncuğunu üreterek sağlıyorlardı. Ben bugün geldim. Henüz mevsimi olmamasına rağmen aracımı bile park etmekte güçlük çektim. Yoğun bir ilgi var buraya. Değerli dostlar, gelip görülmesi gereken güzel bir yerdir. Burada gezilecek birçok yer var. Dolayısıyla buradan anlatarak değil de gezerek, çekimler yaparak sizleri Nazarköy hakkında bilgilendirmek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Abla kolay gelsin. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol. O zaman ben bir çay içeyim ablanda. Verelim, buyurun oturun üstte, bahçe oturun. Yok, orası soğuk. Evet, güzel yerim, güzel. Bu tarafta artık bir şey yok değil mi abla? Dere var orada da. Dere var, şu kuru dere. Kuru dere bu taraf, burada tarafta sulu dere. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz çekim yaparım dükkanımızı. Güzel güzel şeyler var. Biraz farklı bir şey değil mi? Onyx taşından yapılıyor ürünlerimiz. Nazarköy'den farklı bir şey yapalım dedik. Evet. Biz de doğal taş üzerine yaptık ürünlerimizi. Doğal taş değil mi? Aynen, incik boncuk satılıyor. Nazar boncuğu üretiliyor burada. Biz de farklılık olsun diye doğal taş yaptık. Onyx taşından ürünlerimiz, saatlerimiz, tuzluk takımı. Anladım. Peki size kolay gelsin. Teşekkürler. Bol kazançlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Kendinize iyi. Güzel eşyalarım var. Teşekkürler. Burada güzel bir Atatürk'ümüz var. Görüşmek üzere.
Şimdi daha sade ve net. Evet, çok güzel şeyler var ya. Nazar boncuğu dışında. Farklı ağaçtan da güzel şeyler yapılmış. Bilenmiş kaligrafi. Aynı zamanda dışarıda ürünler var. Evet. Onlara yazı yazıyorum buradaki üründe. Sami Bey'in mekanı, güzel şeyler var. Evet. Peki Sami Bey, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. İsim neydi efendim? Mustafa. Mustafa Bey. Memleket? Erzurum. Ben de Erzurumluyum. Karakaş. Aynen öyle, aynen. Neresinden Erzurum'un? Erzurum Aşkale. Aşkale, he. Ben de Tekmanlıyım. Baba Hınıs doğumlu, ben Tekmanlıyım. Abi ya. Tamam, ben senin tanıdığın Mustafa Bey. Mekan sizin değil mi? He? Mekan kendinizin. Evet, evet. Kendim. Geldiğinde sizi rahat bulurum. Bulabilirsin, ben hep buradayım. Gece, gündüz, yaz, kış. Ben eşimden de geleceğim. O zaman sana misafir olacağım. Peki, gel. Pek görüşmek şey, üzere. Merhaba, kolay gelsin. Çok güzel ya. Kolay gelsin. Sağ ol. El emeği gözlüyor. Evet. Hepsi emek. Çok güzel bir yer. Ormanın eteğinde kurulu güzel bir köy. Thank you.
Kolay gelsin. Ablamı tanıyorum. İnternetten tanıyorum da ben sizi izlemişim. Ama ayrıca tebrik ederim. Bak nasıl oturmuş, düze gelmiş. Teşekkür ederim. Öyle derler ya. Nasılsınız ablacığım, iyi misiniz? İyi oğlum, sağ olun, Allah razı olsun. Sizi bu kez de şeyde izleyecekler. Bu kez neredeyiz? YouTube kanalımız. Nerede o? İstersen bir abone gideceğim olun. Biri Almanya'ya götürdü. Şey, abla diyor, nereye gideceğim biliyor musun diyor. Nereye gideceğim dedim, Almanya'ya gideceğiz. Bu diyor, senin şeyler dedi biliyor musun? Evet. Sol TV çekti, kanalda çekti. Baya varsın. Güzel de sohbet ediyorsun. Allah bin bereket. Bura hakkında Allah biraz bilgi verirsen sevinirim. Buranın buraya 70 yıldan fazladır bu boncuk burada yapıyor. 40 boncuk var. 3 camlar eritiliyor. Odun ateşinde boncuk burada yapıyor. Eşim 40 yıllık bir usta. Şimdi tabii gözleri o kadar boncuk iyi görüp yapmadı. İçin emekli oldu. O duruyor. Evet. Olsun. Biz devam ediyoruz. Hayat müşterektir. Karşılıklı. Hiç fark etmez. Aynen öyle. Oldu. Üretiyoruz, satıyoruz. Üretmeyi çok seviyorum ben. Ya şu anda biraz işte bu pahalılık. İnsanlara... Ya o da geçer. İnşallah bu günler de geçer. İnşallah bekliyoruz ama. Tamam, Mustafa o tarafta bir şey. Sana iyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık sizin. Sağ. Al Murat abi, al. Şimdi ne istiyorsun? Ben seni tutacağım. Sen ne saklıyorsun lan bisküvi? Evet gençlik, eski tarifeye göre limonata. İçiyor musunuz? İçeri buyurun, çekebilirsiniz. Çekebilir miyim? Tabii. Burası sizin mi ablam? Efendim? Sizin mi? Sizin mi sahibisiniz? Evet evet, buyurun. Tamam, buyurun size önce. Teşekkür ederim. Buyurun. Mabiköy restoran kahvaltısı. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Burada kahvaltı da yapılıyor. Evet, kahvaltı yeri burası. Farklı şey, Nazaköy'ü farklı sevdim. Teşekkür ederiz. Çok aydın bir yer. Teşekkür ederiz. Buyurun. Çok aydın size bir yer. Size bir kahve, bir çay ikram edeyim. Valla iyi olur, ablamla biraz da sohbet edelim. Tamam. Kahvenizi nasıl içersiniz? Ben bir çay içeyim. Tamam, olur. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Gürsel Akyol. Bu kez neredeyiz? YouTube kanalından geliyoruz. Merhaba, İsim neydi abi? Bahattin Günaydın. Hemşehri misiniz? Bizim burada o zaman maşallah Erzurumlar. Ben Iğdır'ım. Tekel emeklisiyim ben. Çok güzel. Buraya mekanı kızım açmıştı. Kızım yurt dışına gidince. Kızlar değil mi? Tabii şimdi kız gidince yurt dışına mecburi hanımla olsun. Bir halemize Allah razı olsun. Allah bahtını açık etsin. Uzun ömür versin. Çok güzel bir şey yani. Evet. Mekanımız güzeldir. Size bir çay ikram. Ablacığım sizin isminiz neydi? Yıldız Günaydın. Yıldız ablanız. Siz de mi Karşılısınız? Ben Iğdırlıyım. Tuzcan. Artık Iğdır diyorsun değil mi? Vilayet oldunuz. Vilayet olduk. Tabii evet. Ki ben de Erzurumluyum. Hoş gelmişsiniz. Oldu. Nazarköy'ü gezerken burada Yıldız... Günaydın. Yıldız Günaydın sizin isminiz. Mekan ismi neydi? Maviköy Kahvaltı Evi. Maviköy Kahvaltı mekana davet edildim. Sağ olsun çay ikram ettiler. Biraz da sohbet ettik. Gerçekten gelip... Burada kahvaltımız var. Evet, hepsi doğal, kendimiz yapıyoruz. Her şeyi reçelerine kadar. Evet. Her şeyini kendim yapıyorum. Buraya anlat ablam, biraz yüksek sesle. Bütün reçeleri kendim yapıyorum. Ha, bütün, reçeller de yapıyorsun. Tabii, bütün reçeleri kendim yapıyorum. Domates, incir reçeli, mandalina reçeli, evet. Patlıcan reçeli, hepsini kendim yapıyorum. İşte kahvaltımıza pişirmeyiz. Yani kim ne zaman gelirse gelse bu ürünleri hemen bulabilir hemen değil mi? Hemen bulabilirler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bizde her şey doğal. Bizde çayımız sınırsız, ekmeğimiz sınırsız. Bizde hizmet sınırsız. Allah eksikliğini vermesin. Teşekkür ederim. Ben ablama çok teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiğin için, çayı için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Derler ki kahvenin 40 yılı hatırı var, çayın piri var. Evet, evet, evet. Doğru mu? Doğru, doğru. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Köşeyi çekersin mi? Sarmaşa içeri buyurun. Aslında. İsim neydi abi? Bir dünya cam boncuk, Mehmet. Mehmet Bey, ha. Burası bir dünya boncuk. Evet. Bir yerden mi geliyorsunuz? Benim kendi kanalım var. Ha, evet. YouTube kanalımız. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. O maşallah dolu diken. Çok da çeşit var. Evet, evet. Evet. Ama Nazarköy'ü sakinlerini tebrik etmek lazım.
Çünkü sizde olan dünyada yalnız Nazarköy'de var. Evet, evet. Nazar boncuğu yalnız burada üretiliyor. Evet. Aslında burada burayı bu hale getirdi. Mahmut Bey. Mahmut Bey'e aslında teşekkür ederim. Keşke tanışabilseydim. Şimdi buranın eski adı biliyorsunuz Kurudere. Tabii, Kurudere. Evet. İşte Kurudere. Bundan 75-80 yıl önce bir Arap arkadaş geliyor. Savaştan kaçan. Buraya yerleşiyor. Burada at boncukları yapmaya başlıyor. Bu dana gözü tabir ettiğimiz boncukları evet. yapmaya başlıyor. Köylüye göstermiyor. Köylü Mahmut gizli Bey dedi mi bu arkadaş mı? Nasıl? Değil değil mi? Değil. Mahmut ama Bey ayrı. O işin duayeni. Başlangıcı. Birçok usta var da ama bunların içerisinde en böyle tarihsel olan kişi Mahmut Bey'dir. Biraz önce buradaydı gitti. Ben aslında görüşmek isterdim. Gözlüklü ve üstünde kamuflaj bir montu var. İleride denk gelirseniz konuşabilirsiniz yani. Oldu. Çok teşekkür. Merhabalar. Kolay gelsin. Burası Nazar boncuğunun üretildiği fırın diyebiliriz değil mi efendim? Evet. Fırınımız atölye. Kolaylıklar diliyorum. Aslında ben sizi tanıyorum. Çünkü ben sizi çok izlemişim internette. Evet. Bir çekim de biz yapalım. Bu fırının gözlerinde hepsinde ayrı ayrı boyutta nazar boncuğu üretiliyor. Bildiğim kadarıyla. Doğru mu efendim? Evet. Renkli, renksiz. Bunlar üretilen nazar boncuklarımız. Genç kardeşim sana da kolay gelsin. Size kolay gelsin. Burası güzel bir mekan. Merhabalar. Mahmut Bey de sohbet edeceğiz. Nazarköy'ün Nazarköy ismini almasında en büyük katkısı olan emekli olduktan sonra halkı köy halkını da yanına alarak baya bir girişimlerde bulunarak bugünkü haline getirmiş emektar Mahmut abiyle biraz sohbet edeceğiz ve Nazarköy hakkında da bilgi alacağız. Burası sizin yeriniz mi abi? Atölye. Bugün çalışmıyor. Burası Mahmut Bey'in yeri. Köyü bu hale getiren sizsiniz ama en böyle kuytu yerde de kendine yer almışsın. Demek ki önce halk sonra ben demişim. Ne güzel. Önce halk sonra güzel, ben demişim. Çünkü belli yani mekanın konumundan belli. Kocası Türk hukukçu. Yanlarında böyle 8-10 tane, 2 tane oğlu. Bunlar kadın güzellik uzmanıymış. Bitkilerden krem yapıp doktor kontrolünde güzellik salonlarında eritirdi kendini güzellik salonu. Buraya da yavaş yavaş büyüyecek kadın ilk köyden işçi almaya çalıştı. Beni aldı. Baktı dürüst bir şey. Adım adım boncuğu bıraktım oraya geçtim. Serigraf yaptırmaya öğretti bana oğlu. Serigraf nedir? Parfüm şişelerine, krem şişelerin üzerine yazı yazıyorlar. Orada öğrendim bu mesleği. Devam ettim. Fabrika büyündü. 10 yıl işçiydim. Sonra ustabaşı yaptı. Biraz ufkum açıldı. Birçok üniversite mezunu içinde iç içe çalıştım. Sık sık toplantılar, içimizde psikolog, doktorlar derken kendimi biraz geliştirdim. 2001 krizi yaşandı Türkiye'de. Kapandı fabrika. Sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapabilirim ben? Şöyle bir düşündüm. Ya ben boncuk işi yapmıştım dedim ya.
Bizim benim bıraktığım yıllar boncuğu zor satıyorduk. İzmir'de bir tüccar vardı. Tire'den gelme. Bir piyasa araştırdım. Boncuk olmazsa olmaz bir el sanatı olmuş Türkiye'de. Kendini kabul ettirmiş ama üretici değil, aracı kazanıyor. Ben bunu ayağa kaldıracağım dedim. Çünkü Türkiye'de ilk buzlama camı yapan benim patronumdu. Çok zeki bir çocuktu. Dedim nazar boncuğunu takıya sokayım. Bir ilme kazandırayım. Atölye açacağım dedim. Güldü diğer atölye sahipleri. Hatta İstanbul'da amcamın oğlunun verdiği bir toptancı vardı. Onun orada dedim ki böyle masasının üstünde küçük bir minyatür televizyonu var. Ben bir şeyler söyleyeyim gali almıyor bin adam. Tam böyle kapıdan çıkacağım. Doğan amca dedim. Allah rahmet eylesin kanserden öldü o. Bu televizyonu görüyor musun dedim. Evet dedi. Bir gün beni bu televizyondan seyredeceksin dedim. Kim olduğumu dedim. Kim lan bu dedi amca oğluna. Bırak ya dedi bu kırığı dedi. Espri yaptık. Bizde zaten öyle oluyor ya. Bilinçli insana kırık oluyor. Böyle bilinler. Aynen doğru. Mahmut abi. Velhasıl oradan geldim atölyemi açtım. Bir derme çarpma arabam vardı. Dayı dedim bana buraya müsaade eder misin? Burası mı? Bu mekan mı? Açtım. 2002'de. 2001 krizinden 2002'de açtım. Teşekkür ederim. Evet Mahmut abi. Öncelikle bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim size.